Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Breakout serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ufak geliştirmelerim var. Şuraya bir tane cihaz kurdum arkadaşlar. Auto Compressed Hammer çalıştırıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde dust elde etmek için şöyle bir sistem kurdum. Şuraya filtre koydum arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Burası sadece compress, cobblestone, gravel ve sandy geçiriyor. Döngü dolaşıp en sonunda bize dust getirecek arkadaşlar. Bu otomatik kendi bir kenarda çalışsın. İkincisi, lav üretim işini ikiye katladım. Burada tonlarca lav üretiyor çünkü şurada nether taşı veya şey üretiyoruz arkadaşlar. Ant stone üretiyoruz. Bu da gayet güzel oldu. Şurada arkadaşlar biraz daha gravel verdim sisteme. Çünkü diamond'ımız bitti. Diamond'a ihtiyacımız var. Şu arkadaşı yapmak için çok diamond harcadık. O yüzden Murat'ı buradan elmayla besliyorum. O da gayet iyi çalışıyor. Şimdi gelelim artık kurtuluş işlerine. Neredeydik? Ender Alloy'duk arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu Advanced Alloy işlerine girişeceğim. Pulsating Iron yaptım çünkü şu kablolara ihtiyacım vardı. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi Pulsating bize lazım. Öncelikle bize biraz iron. Şuradan 8 tane iron. Şöyle 8 tane de ender gözü. Bu burada çalışsın. Başka ne lazım bize? Electrical steel. Ha, işte bu bizi biraz zorlayabilir. Iron, pulverized coal ve silikon. Şimdi şöyle biraz iron, pulverized coal, pulverized coal'umuz az. Şimdi şöyle biraz kömür alalım o zaman. Bunu verelim makinamıza. Var mı çıkan? Yok. Sen bunları bir ele arkadaşım bizim için. Bir de silikon. Silikon durumumuz nedir? 16 tane var. Silikon içinde ne gerekiyormuş? 30 quartz, quartz powder. Bizim her türlü nether quartz'a ihtiyacımız var. Tamam. Aa, varmış hazırda. 32 tane mevcut da varmış. Şimdi öncelikle şunları bir pişireyim burada. Silikon lazım olur. Bunlar bir pişsinler. Şimdi kömürümüz eleniyor. 32 tane gelmiş. Gayet güzel. Bu ne durumda? Bunlar hazır. Şimdi bu silikon ve kömür tozu. Buraya 16 tane daha atmamız lazım. Şöyle electrical steel'imiz de burada olsun. Bir de ne lazımdı? Conductive iron. Bu da yanılmıyorsam redstone kullanıyorduk. Aynen. Şimdi iron. Şöyle 16 tane yapsak yeter bundan. Redstone. Bu da hazır. Şu arkadaşları burada pişir. Bu biraz yavaş oluyor ama şunu da bir alalım. İyi ki 2 tane fırın yapmışız. Burası tamam. Aa, bunun bir sayfası daha var. Fused Quartz. Bizim Fused Quartz'ımız vardı ya. Fused Quartz. Abi bunun normali yok mu? Enlightened Dark. Alloy Smelter'da bizim şeyleri yakmamız lazım. Neydi? Nedir? Quartz. Bu fırın dolu. Bu fırın yeterli bence. Conductive için. Şimdi yak bakayım. Ne vereceksin? Şimdi malzemeyi toplayalım ki sıkıntımız olmasın. Tamam. 3. Bu da işimizi görür. Detect. 12 tane item conduit vardı. Muhteşem. Şimdi o zaman şu conduit binder işine girişmem lazım. Geçen sefer giriştim. Patladı elimde. Conduit binder. Şu.
Şöyle bir 64 tane bundan yapalım. Bundan item conduit'im var. Enerji conduit ve pressure placed. Şunu bir al. Şu arkadaşı burada pişir. Şimdi. Enerji conduit. Aslında bunların conduitleri çok faydalı, biliyor musunuz? Ew. Binder'ım yok. Sıkıntı yok. Pişiyor. Şöyle 8. Bunun üst seviyesini yapmamız lazım. Pressured basınçlısı. Şu. 8 tane de bundan. Gayet güzel. Detect. Bize Yeta Range verdi arkadaşlar. Bu Ender Ion'un şeyi, aleti gayet faydalı. Şunları da bir al. Şimdi aslında var ya, lav üretiminde bu kabloyu kullanabiliriz. Bakayım. Şu anda yeterli geliyor mu? Yok ya, şu anda bu kablo yeterli geliyor. Bunların içleri de full, bu tankı devamlı dolduruyorlar. Bunda ne kadar kalmış? Bunda da bayağı var ha. Şu Murat'a bir elma verelim. Sevgili Murat. Sadece Murat'a vermeyelim. Kendimiz de karnımızı doyuralım arkadaşlar. Burada bir sürü maden çıkıyordur. Aynen. Gördüğünüz gibi tonlarca maden çıkıyor. Çünkü Murat'ı besliyoruz devamlı. Şimdi burayı da hallettik. Aslında şu tarafa başlamamız lazım ama. Enchanter. Aynen, bundan yapabilir miyiz? Enchanter. Diamond lazım. Bir tane de kitap lazım bize. Derimiz bitmek üzere. Şu enchanter'ımızı yapalım. Bu arkadaşlar çok faydalı bir arkadaş. Enchant basmak için direkt hazır tarifler var. İşte Book and Quill'i koyuyorsunuz. Hazır size kitapları oluşturuyor. Mending Fortune. Güzel. Multi Shot. XP Boost. Hiç aslında zırhımız yok, biliyor musunuz? Gerçi zırha da ihtiyacımız da olmuyor. Bu da tamam. Şunları bir boşaltalım. Hazır malzemelerimiz gelsin. Şimdi. Tamam, seni de bir claimleyeyim. Bu neymiş? Bobros. Painting Machine Conduit Facility. Tamam, bunu da biliyoruz. Şimdi şuradan ilerleyeceğim. Double layer kapasitörümüz var. Bizim oktatik kapasitöre ihtiyacımız var. Şimdi oktatik kapasitör için Vibrant Alloy için de bizim Energetic Alloy'a ihtiyacımız var. Bunu yapmamız lazım. Hem görev şöyle 64 bol bol lazım. Şuradan 64 tane de gold. İşleri de hızlandıracaktır oktatik kapasitör yapmamız. Bir de glowstone. Tamam. Ve ayrıyetten ender incisine ihtiyacım olacak. Bunu da bir alayım. Aslında kazmaya giden yolu bu açacak bize. Şimdi bunların pişmesi gayet yavaş. Çünkü double layer var bizde. Şimdi iki tane oktetik yapsam. Bence ben gücümü biraz böleyim. Şöyle böleyim. Burayı da gazlamış olayım. Tamam, bunlar burada pişe dursun. Biz diğer makinalara bakalım. Şimdi. Mixology. The what istiyor bizden. The what. Bu sıvıları karıştırmak için kullanılıyordu. Yanılıyor muyum? Şimdi nelerimiz eksik? Öncelikle bir tane fırın attım. İki tane fluid tank attım. Bir tane kazan attım. Ne kaldı? Şu kaldı. Tamam. Şimdi industrial die var. Machine frame var mı? Machine frame de yapalım. İlla bundan olması şart mı?
Bundan olması şart. Bunu nasıl yapıyorduk? Alüminyum, iron, tin. Oo, fırınlarımız yetmiyor ya. Şimdi şunu bir alalım kenara. Şunları da bir toplayalım. Biz yine bunları şuraya destek olarak atalım. Şuradan bir tane daha çıkacak herhalde. Tamamdır. Şunu bir boyayalım. Tamamdır. Şimdi watt yapmak için yeterli malzememiz var. Bu arada şu da boş durmasın. Enerjetik alloy için çalışsın. Oktatik kapasitöre çıkabilmemiz için bu lazım. Şimdi watt. Watt yani. Bu arkadaş da tamamdır. Şimdi bizden huç bucket istiyor. Şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Ona bakacağız. Şu arkadaşı bir koy. Şuradan extract yapma. Sen bir bağlanma. Buna da bir tane kapasitör lazım. Şunları bir alayım. Kapasitör durumumuz nedir? Kapasitör bir tane basic var. Basic bunda çalışır mı? Çalışıyor. Sıkıntı yok. Şimdi the huge. Bu mu? Yok. Bu da değil. Neydi? Aynen bu arkadaş lazım. Şimdi bunu kovaya alacağız. Okey, onda sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Su. Poisonous potato, elma. Dur bakayım. En iyi yol hangisi? Patates, elma. Elmayla şeker çalışıyor mu? Elmaların hepsini pişirdik. Neyse, şuna bir su basalım önce. Şuradan bucket. Şöyle bir. Tamam. Dolduralım. 3 kova daha. 1 2 3. Şimdi tariflere tekrar bir bakacağım. Huç bucket. Huç için yavaş geç oğlum. Patates ve şeker çalışıyor. Patatesimiz var mı? Potatomuz var. Şeker zaten yaparız. Sugar. Şöyle 22 de bundan yapayım. Patates, şeker. Pişiyor. Peki bu huçu nerede kullanacağız? Asıl soru o. Aynen, bir kova çıkarttı. Tamamdır. Claim. Ender Tank verdi bize. This block most likely Ender Eye'a automatically push into other tanks. Cart cart cart. Tamam. Güzel bir yakıttır diyor. Bakalım. Uses. Gerek yok. Şunu nerede kullanabiliriz? Şimdi empty orb'u doldurabilirsin diyor. Compression. Dynamo çalıştırabilirsin diyor. Combustion. Jeneratör. Ya da burada farklı yakıt, rocket fuel falan üretmek için huçu kullanıp farklı şeyleri birleştirebilirsin diyor. Güzelmiş. Şimdi şunları bir bırak. Aslında bu Ender tanklara şey mi kursak? Şunlar ne durumda? Gayet güzel. Şimdi ben kapasitör yapacak seviyeye geldim mi? Soru o. Çünkü hızlandırmak istiyorum artık. Oktatik. Oktatik kapasitör yapabilmemiz için 2 tane double layer, 4 tane basic lazım. 1 dedik, patladık. Çünkü
Gold nugget lazım. Şöyle bir atalım. 1, 2, 3, 4. 4. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü lazım. Şimdi enerjitik 2 tane yapabiliyorum. Benim kömür elemem lazım. Şuradan biraz daha kömür atalım. Tamam. Tamam. Double layer'lara çıktım. Ve oktatik. Şimdi şundan olmayabilir. Biraz atalım. Bir tane yapabildim. Şimdi bu bir tane için öncelikle şu makineyi hızlandırmak istiyorum. Sonra bu makineyi hızlandırılır. Ama bana bir tane daha mı lazım enerjitik? İki tane daha lazım. Yok, enerjitik lazım değil bana. Bana vibrant lazım. Bir tane daha vibrant lazım galiba, değil mi? Doğrudur. Bir tane daha vibrant lazım. Tamam, o vibrantlar ola duracak. Yapacak bir şey yok. Aa, bir tane daha oktatik kapasitör veriyor. Hediye. Muhteşem. Dur kardeşim. Seni de bununla değiştireyim. Burası huçları çıkarttı. Daha hızlı olacak mı? Tamam, proses süreleri hızlanacaktır. Şunu da bir al. Aşağıda pişir. Double layer. Şundaki basic de bunu daha yüksek kaliteliye çevirelim. İşlerimiz olsun. Bu arada bizim şu görevimiz niye tamamlanmadı? Çünkü consume etmek istiyor. Bir tane vibrantı, bir tane enerjitiki. Tamam, sıkıntı yok. Bu neymiş? Simple Stirling Generator. Simple Stirling. Yok. Bu Alloy Smelter. Abi Stirling Generator mu kaldı Allah rızası için? Yıl oldu 2019. Şundan iki tane. Her şey hazır. Bizim yine Iron Alloy'a ihtiyacımız olacak. Her türlü olacakmış. Yapacak bir şey yok. Ufak bir aranın arkasından geri geldik arkadaşlar. Bazen böyle aralar vermek gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi şu Stirling Generator için Iron Zamazingos'unu yapacaktık. Şimdilik şunu bir boşaltacağım. Çünkü enerjitik yap 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 yap. Tamamdır. Şu Iron Alloy'u yapalım. Bu arada iki tane daha bundan geldi. Şundan şurada 10 tane bıraksak yeter. Şunları bir alayım. Şu şasiden yapabildiğimiz kadar yapalım. Neydi? Sterling. Simple Sterling. Bu arkadaşımız da hazır. Bu da elektrik üretmek için aslında. Kurmayacağım. Combustion Generator. Aslında bunu yapacağız işte. Asıl yürümemiz gereken yer bu. Combustion. Şimdi iki tane tank. Tank için iron barlarımız bitmiş. 1, 2. Sonra 1, 2. Dark steel'imiz umarım vardır. Şuradan anam. Ne bitti gene? Iron nugget. Şöyle biraz iron nugget atalım. Ama ben şeyleri kullanmanı istemiyorum burada. Şunları kullan. 4 tane. 2 tane. Ne kaldı? Bir tane piston. Ve bizim yine industrial die kullanarak
Şu meşinleri boyamamız lazım. Tam burası bitirmiş. Bunları alalım. Şu ikisini pişirelim. Tamamdır. Şunları atalım. Bunlar da pişsinler. Şöyle geldi. Neydi? Combustion. Şu da combustion'ımız. Oktatik kapasitör ve fluid tank veriyor bize. Şimdi şuna bir bakmak istiyorum ben. Bunu nereye kurabiliriz? Şuraya bir kurayım. Bana diyor bir kapasitör ver. Al sana oktatik. Buraya yakıt koymamı istiyor. Buraya da soğutucu koymamı istiyor. Şimdi mesela bu yakıt olur mu? Koydu. Suyu da soğutucu olarak koyayım. Aa, bu ne? 4 üretiyor. Ya, o kadar az üretiyor ki inanamazsınız. Bu dışarı çıkış vermiyor mu? Veriyor. Para değil ya şu. Bununla uğraşılır mı? Şimdi burada çıkan huçu biz yukarı basalım. Full push. Bu da alttan geleni pullasın. Tamam. Huç buraya doldu. Şimdi bunlara su beslememiz lazım. Şuradan biraz su besleyeyim. Şuna da su koymamız lazım. Yani enerji üretiyor ama yalandan. Yalandan. Buna daha fazla su koymamız lazım. Böyle elle kürekle bu işi yapmak yerine aslında Ender Tank'la falan yapabiliriz. Tamam. Tamam, bu üretecek ama ne kadar üretiyor? 90. İçinde mi depoluyor? Aynen, içinde depoluyor. Tamam, yedek enerji kaynağı olarak yanımızda dursun. Sıkıntı yok. Burası bu arada ne yapmış? Sentlere başlamış. Güzel, gravel'ları eliyor. Sentlerden sonra dustlara başlar. Şuradan mıradıma bir tane daha elma yedireyim. Bu da hazır. Şunları bir at. Şunları bir at. Bize bir tane daha yemek verdi. Şimdi buralar hazır. Şu arkadaş. Infinity Dust, Enderman Head. Daha var. Ender War. Sınırsız su kaynağı. Ender War. Her şeyimiz var mı? Var. Süper. O zaman bize iki tane kazan ver. Ha, direkt dört tane veriyor. Süper. Arkadaşlar, bu da sınırsız su kaynağı. Nasıl oluyor göstereyim size. Şöyle bir kuruyorsunuz. İçine iki kova su koyuyorsunuz. Bucket. Sınırsız su üretebilmek için. Geç bakayım şuradan. Normal hani sınırsız su yaparken iki kova suyla sınırsız su üretebildiğimiz gibi. Bu da gördüğünüz gibi aldıkça içine otomatik dolduruyor. Hop. İsterseniz buna fortun bağlayabiliyorsunuz. Hatta bir tane bağlayalım. Neydi? Pressured yapmıştık bir tane. Şunu şöyle bir bağla. Buradan extracted. Şu arkadaşımız bak içi boşaldı. Bağlayalım, içine biraz su doldursun. Bu da ne kadar zor kırılıyor arkadaş. Heh, şöyle alayım bari ya. Bunu da şöyle koyalım. Bu tarafta insertlesin. Gördüğünüz gibi içine hızlı bir şekilde su doldu. Hatta bunu reinforced yapabilir miyim? Yaparım. Sadece şeyim eksik. Silver gear eksik.
Bu da hazır. Hoppa. Tamam, bunun için artık istediğimiz kadar su doldurup sistemlere ekleyebiliriz. Bu da dolduruyor kendini enerji olarak ama hayırlısı. Bunu direkt output yapabileceğimiz şekli yok mu? Bizim sistemimize output yapsın. Şuradan. Pull değil. Disabled değil. None değil. Push yapmıyor mu? None. Neyse, bunu o zaman bir tane kapasitöre bağlarız. İş daha kolay çözülür. Zaten bizden de şurada kapasitör yapmam. Yine bir mola, ufak mola. Geri geldik. Bu aralar molalar olacak. Sıkıntı yok. Şimdi. Basic kapasitör. Basic kapasitör yapabilmemiz için. Şu hazır. Bize vibrantını verecek. Şimdi basic kalsın. Biz bunun vibrantını kullanalım. Tamam. Şu arkadaştan çıkanı yukarı geliyor. Aynen. Enerji buradan gidiyor. Şunun içine depoluyor. Bu da bizim yenilik enerji kaynağımız olur arkadaşlar. Şimdi huçu burada yakıyoruz. Bu üretmiyor mu şu anda? Input. Büyük ihtimal şuradan da enerji çekiyor bu. Aynen. Buradan da buraya yedekliyor. Tamam, sıkıntı yok. Bu işi de halletmiş olduk. Şu işi de halletmişiz. Bize iki tane daha Ender War verdi. Bunları da boşalt. Heh. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Şu Painting asıl mevzu bu değil tabii ki. Bunu da aradan çıkartmak istiyorum. Şu Painting Machine. Buna da elektronik lazımdır. Şöyle koyalım. Buna da yine kapasitör. Ne var? Bir tane basic var. Çok kaliteli bir şeye gerek yok. Şimdi bize kablo gizlemek için bir tane şey yapmamızı istiyor. Conduit faceket. Conduit neyse artık bu. Heh. Şu. Tamam. 12 tane daha verdi. Painting machine the most blocked mirror in the paint any blocks look like other block. Ha, blokları ona benzesin diye boyuyormuş. Bunun içinden kablo geçirip yok edebiliyormuşuz. Tamam. Bunu da attım kenara. Enderman kardeşimize hiç karışmadan şuradaki endgame olayını detect submit yapalım. Birer tane gitsin ve yeni kazmamızı alalım. Bir sonraki bölümde de artık bir oda daha açabileceğiz. İki odamız zaten açık. Şu oda botanya odası. Buraya giremiyoruz. Bu da tamamdır. Bir de şuraya bakacağım arkadaşlar. Şurada heh, bir tane de vibrant alloy blok istiyor bizden. Onu da yapalım kendisine. Şöyle. Bu oyun sonunda lazım olacakmış bize. XP verdi. Gayet güzel. Burada da artık oyunumuzu nokta. Bir sonraki bölüm yeni bir oda açacağız arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.